Dolmaları sevmeye başladık herhalde. Sağ ol abla, ne yapıyorsun? Et yorması, et yorması. Devam yorum. Ben ve ulusal basınımızın çok kıymetli, değerli mensupları, yine değerli misafirlerimiz, ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Tokat'ımızda ikincisini gerçekleştireceğimiz, ikinci ulusal aşçılar ve pastacılar şampiyonasının tanıtımı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tabii biraz sonra daha detaylı bu yarışmanın içeriği, tarihleri ve hangi kategoriler olduğuyla alakalı bilgi verilecek. Ama ben öncesinde bu işin tanıtımıyla alakalı da sizlerle bu yarışmanın en azından ne anlam ifade ettiğini ya da neyi amaçladığımızı anlatmak istiyorum. Tabii diğer taraftan da herhalde en lezzetli de tanıtımlardan biri oldu. Öylesine lezzetli yarışmanın tanıtımı da lezzetli olmalıydı. Görsellik içermeliydi. Biz de bu noktada hava şartlarından dolayı buraya geldik. Yoksa Cumhuriyet Meydanı'nda daha aleni, daha açık, halkımızın da göreceği şekilde bu tanıtımı yapacaktık ama yağış olması hasebiyle böyle bir kapalı mekana geldik. Sizlerin de gördüğünüz üzere Tokat'a has, keşkeğinden cevizi çöreğine, katmerinden çökeliklisine, yağlısından pehlili pilavına, madımağına, bacaklı çorbasına, batına, dolmasına, yine toyga çorbasına, kömesine, tırtıl tatlısına varana kadar, hatta dolmasına varana kadar belki daha ismini saymadığımız birçok yemeğimizin hem burada bir görsel tanıtımını yapıp inşallah bunun da kategori kategoride yapacağımız yarışmada da birincilerini belirlemiş olacağız. Tabii değerli misafirler, Tokat'ımız gastronomide, lezzette eşsiz bir coğrafyaya sahip bir şehir. Kadim bir şehir. Böylesine 6000 yıllık geçmişe sahip olan şehrin de kendine has tatları var, kendine has yemekleri var ve kendine has bir mutfağı var. Ve biz de bu mutfağımızı daha tanıtalım. Belki unutmaya yüz tutulmuş, artık bugün evlerimizde daha az yapılan yemeklerimizi gelecek kuşaklara taşıyalım. Gelecek nesiller de hani bu yemekleri yapsınlar, çocuklarımız bu yemeklerden tatsınlar. Aynı zamanda belki dışarıdan gelen yerli ya da yabancı turistlerimiz de Tokat'ın bu damak zevkleriyle tanışsınlar istiyoruz. İnsanın üzüldüğü nokta şu, bugün ne yazık ki fast food kültürü, işte ekmek arası ya da dürüm, ya da belki çok daha hazır yemekler günümüz şartlarında hepimizin öğünlerini kapsıyor. Hemen hızlı bir şekilde öğle yemeğini nasıl yiyelim deyip ya da akşam yemeğini aparatif nelerle yiyelim deyip bugün belki bizi biz yapan bu Tokat mutfağına has yemekleri yemez olduk. Hatta bunları yapımını dahi unutur olduk. Bugün işte Batı Tokat'ta özdeşleşmiştir. Bugün Tokat'ın keşkeği değil mi meşhurdur ya da madımağı Tokat'ın gerçekten bir güzel lezzettir. Ama bizden bunları bir defa yaşatmalıyız. Bu yaşatma anlamında belki buradan belki bir teklif de olabilir bu. Böylesine yemeklerin de yapıldığı, belki her gün insanların tadabileceği de lokantalar ya da restoranlar da bence Tokat'ta olmalı. Belki lokal anlamda böyle istek üzerine yapılan ya da yapan lokantalarımız var ama işte her gün Tokat'a has bu anlatmış olduğum çeşitli yemekleri yapan da belki tek başına bir mutfağımız ya da bir lokantamız da yok. Eğer biz Tokat'ı daha iyi tanıtacaksak ya da Tokat'ı bu anlamda daha iyi yerlere getireceksek bir defa Tokat konaklarımızı daha canlandırmalıyız. Tokat konaklarımızda bu yemekleri insanlara tattırabilmeliyiz. Velhasılı Tokat'ın gastronomisinde de nasıl ki baktığımızda çok önemli bir yer ediniyorsa bu yer edinmiş olmasını da bence fiili anlamda da öğünlere de aksettirebilmeliyiz. Belki bu yarışma buna da vesile olacaktır diye düşünüyorum. Belki bu yarışma vesilesiyle de Tokat'ın bu damak zevklerinin her anlamda tadıldığı,
Diğer taraftan da biraz önce ifade ettiğim gibi de belki birkaç tane esnafımızın ya da lokantalarımızın, restoranlarımızın da sadece Tokat'a has Tokat yemeklerini de sergilendiği menülerini de inşallah görmüş oluruz diye düşünüyorum. Şöyle bakın, dışarıdan insanlar geliyor. Tokat'ı geziyorlar. Gelen insanları eğer biz Türkiye'nin her yerinde yenilen yemeklerle eğer burada ağırladığımız takdirde o insanın zihninde çok bir şey belirmiyor. Biz şunu yapabilmeliyiz. Gelen insan burada Tokat konaklarında yatabilmeli, kalabilmeli. Ahşap kokusunda, hatta yün yastık ya da yün yatakta yatabilmeli. Ve o Tokat'ın eski evlerinde o havayı teneffüs ederek kalabilmeli. Yine sabah kahvaltısında Tokat'ın çöreğiyle, Tokat'ın yağlısıyla ya da Tokat'a has işte beş sucuklu, yumurtalı, belki sahanda pişmiş bir güzellikle o kahvaltısını yapabilmeli. Belki öğlenleyin Tokat kebabını yedirebilmeliyiz. Ya da akşam işte Tokat tavasını, bacaklı çorbasını, dolmasını tattırabilmeliyiz. Biz bunu yaptığımız takdirde Tokat tanıtımda, turizmde bir tık daha öteye gidecektir. Eğer biz bunları yapamazsak, biz bunları taş duvarda, beton binalarda insanlara yatırırsak ya da herkesin her yerde yemiş olduğu yemekleri buralarda tattırırsak, o zaman gastronomi anlamında da insanların zihinlerinde biz bir şeyleri bırakamayız. Bırakmak istiyorsak bir daha biz bunları yapmalıyız. Bizim de amacımız bu. Hem turizme katkı sağlamak, hem Tokat'ın gastronomik anlamda tanıtımını bir tık öteye götürebilmek, hem bu yemeklerle alakalı insanların zihinlerinde bir şeyler oluşturmak istiyoruz. Amacımız budur. Bir önceki yıl birincisini yapmıştık. Çok da büyük bir talep olmuştu. İyi de bir yarışma olmuştu. Yoğun da bir katılım olmuştu. Bu yılda yine aynı şekilde daha da katılımın yüksek olduğu, insanların yarıştığı ama yarışmaktaki amacın en güzel Tokat yemeğini yapmak olduğunu belki bu yarışmayla da ortaya koyacağız. Bir takım sembolik de olsa ödüller koyacağız ve ondan sonra sertifikalar vereceğiz. Belki katılan profesyonel restoranlarımız olacak. Vereceğimiz bu sertifikalarla onları dükkanlarında asacaklar. Hem kendilerine de belki bu noktada katkılar sağlayacaklar. Velhasıl her anlamda güzel bir yarışmayı da bizler de tertip etmiş olacağız. Ben bu tanıtıma geldiğiniz, katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yine emeğe geçen burada işte değerli hocalarımıza, milliyetimize, değerli hanımefendilerimize ben teşekkür ediyorum. Biz bu programı kent konseyimizde, Milli Eğitim Müdürlüğümüzde, valiliğimizde ve Tokat Belediyesi önderliğinde yapıyoruz. Ve inşallah da güzel bir sonuç ve güzel bir çalışma ve yarışma olur diye de buradan temenni ediyorum. Tabii değerli arkadaşlar, bu gelen yemekler süs olsun diye burada değil. Tabii inşallah biraz sonra da ikramlarımızı da bulunacağız. Sayın Başkan, rekora imza atacaksınız Tokat'ta. Evet, bu arada bir de onu da ifade edelim değerli arkadaşlar. Ben unuttum. Hatta Murat Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii Tokat'ın dolması meşhurdur. Tokat'ın yaprağı meşhurdur. Biz bu noktada Tokat dolması ile alakalı da bir rekor denemesi yapıyoruz. Malumunuz Tokat'ın bugün nüfusu kabaca 143 bin dediğimizde biz de 143 bin adet dolma sarıp bu dolmayı da o güne yetiştirip o günde o dolmayı pişirip Tokat'ın tamamını da dağıtmış olacağız. Yani kişi başı bir dolma düşüyor ama belki herkes gelmeyebilir. İkişer ikişer, üçer üçer, beşer beşer de götürebiliriz arkadaşlar. Hani onun da bir meşhur bir fıkrası var ya, yani çift çift götürdüm falan derler ya dolmayı. O hesapta yani dolma serbest. Ne kadar yenebilirse o kadar yenebilecek. Biz de böyle bir rekor denemesi yapacağız. Şu anda hanımefendiler sarıyorlar. Tabii derseniz ki başkanım siz de dolma saracak mısınız diye. Hiç denemedim. Yani böyle bir teklif olursa bir deneriz. Bir deneyelim. Yani ilk dolmayı da kendi sardığım dolma olarak da atabiliriz belki kazana. Kazan bekliyor biraz sonra yan tarafta. Değerli müdür yardımcısı arkadaşımız açıklamaları yapsın, teknik açıklamaları. Ondan sonra da dolma sarılan mekana geçelim. Bir dolmayı sizin hatırınıza olmasa sarayım, o dolmayı da içine atayım. Hanım görmesin tabii bu dolma sarılığı. Yani çünkü hiç yapmadığımız bir şey, sembolik de olsa bir tane dolma sarılmış olalım. Bir de böyle bir rekor denememiz de olacak. Bilemiyorum bunu Guinness Rekorlar kitabına girebilir miyiz? Araştırmak lazım. Yani 143 bin dolma sarıldı Tokat'ta diye. Bunu da sizler vesilesiyle belki bu salgıda haberde yapabiliriz diye de düşünüyorum.
Ben hepinize bir kez daha sevgi saygılar sunuyorum. Daha önce denendi mi Sayın Başkan böyle bir rekor Tokat'ta? İlk defa yok. Ben hiç duymadım. Tokat'ta yani bu kadar donmanın sarıldığını duymadım. Gerekirse bir sonraki yılda Tokat nüfusu kadar sararız. İlçelerden de çağırırız. Özellikle işte Elba'dan yapılan meşhur olan Elba'mızdan, Tokat'ımızdan, pazarımızdan. Belki öyle de bir ayrı bir rekor denemesi yaparız ama benim bildiğim şu ana kadar böyle bir rekor denemesi yok. Herhalde Tokat'ın hiçbir şekilde tamamında bu kadar dolmada sarılmamıştır. Kolay da değil. Yani herhalde bir 4-5 saniyede bir dolma anca sarılır. Ya da 3-4 saniyede anca sarılır. Biz belki daha fazla sararız ama bir haftada mı biteceğini söylediler. Ben daha dinlemedim hanımefendileri. Bir hafta boyunca o zaman yoğun bir şekilde 5-6 kişi dolma saracaklar. Evet değerli arkadaşlar ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mert Keskin. Okulumuz müdür ve biz okul kadrosu, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Kent Konseyi paydaşlarıyla yapılan bu yarışma profesyonel bir konfederasyon tarafından üstlenilmiş bulunmakta. Haşkapon Türk Yarışçılar Pastacılar Konfederasyonu tüm illerde şubesi bulunan bir federasyon. Profesyonel bir yarışma olacak bu. Gecikmedi onun için. Bence gecikmedi de sence de bu acil. Ne zaman? Öyle defa hayatımda dolma sanıyorum. Rekor denemesinin birinci dolmasını inşallah biz atmış olacağız. Şöyle yapıyoruz. Evet. Sonra ne koyuyoruz? Biraz daha büyüyor. Ne koyuyoruz? Evet. Yeter mi? Evet. Önce şöyle sonra böyle yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Harika. Güzel değil mi? Valla iyi oldu yani. Evet yani bunu ben atıyorum şu an kazanıyorum. Değerli arkadaşlar biraz önce açıklamamızda bir rekor denemesi yapıyoruz demiştik. Biz de Tokat merkezimizin nüfusu olan 142.724 sayısına ulaşmak için ve o kadar biz dolma sarıp inşallah bu kazanı atmak için şu anda rekoru başlatıyoruz. Evet değerli kızımızın elinde saymatik var. Şimdi böyle tek tek sayıyor tabii attığımızı. Biraz önce de ben kendim sardım şu gördüğünüz dolmayı. Tabii yemek kime nasıl bunu bilmiyorum. İşaret koysak acaba diyorum. Sonra bir işaret veren koysak acaba olur mu? Mümkün olmayacağı için artık kim yiyecekse afiyet değilsin diyorum. Ve Tokat'ımızın da inşallah bu dolmasını da Tokat'ın da inşallah tanıtımında da büyük güzel bir vesile olacaktır diyorum. Ve ilk dolmamızı böylece atıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bir haftaya mı bitireceğiz bunu biz Tokat? 142.724 sayısını. O zaman bir hafta içinde de bu bitecek. 1 Mayıs'ta da ağızlarımıza inşallah lezzetli bir şekilde gelmiş olacak. Şöyle koyuyoruz. Şunları da böyle değişik değişik tabii. Kaç oldu? 5, 4, 2 daha 6. Çektin abi. Yukarıya kalk. Şöyle. Hepsi sığar mı bunu? Tahminen. 10. Evet. Şu anda 10 tane koyduk arkadaşlar. Gün boyu bu devam edecek. Yapıldık, çeşine koyulacak. Evet, ben teşekkür ediyorum bir kez daha. Ablalarımızın da ellerine sağlık. Lezzetli inşallah yemeği de Allah nasip etsin diyorum. Tabii biz bu yemekleri anlattık. Bu yemeklerin geçmişini ifade ettik. Gelecekle alakalı bu yemekler üzerinden neler yapacağımızı söylerken tabii asıl bu yemekleri yapanları da unutmamak lazım. Bu güzel yemekler şu anda arkamda yanında duran o değerli hanımefendilerin hünerli ellerinden çıktığını söyleyeyim. Ayrıca bu bir de bizim
kendi başarımız. Başarımız da şu, hanımelleri kültür tesisimizde yapılan bir yemek bu. Yani oradaki bayanlarımızın, kursa katılanlarımızın, oradaki hocalarımızın çok değerli hünerlerinden çıkan yemekler. Biraz sonra zaten lezzetlerinden de sizler de anlayacaksınız. Ben de onların bu güzel çıkartmış oldukları yemeklerden ve ellerine sağlık dileklerimizi iletmeden geçemezdik, geçmedik de. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Burada değerli hanımefendilere, kızlara ellerinize sağlık diyorum. Allah razı olsun diyorum ve hepsine de bir kez de Allah sağlık sıhhat versin diyorum. Bir tabak yapalım.